toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının ikinci bölümünü açıyorum. Önce geçen toplantıya ait tutanak özetini okuyorum. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 6. seçim dönemi 4. toplantı, 4. toplantı yılı Kasım ayı toplantılarının 1. bölümünü yoklama yapıp sonunda anlaşıldığından Meclis 3. Başkan Vekili Hocam Doğan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak özetini okuduğu oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Ek gündem maddelerinin meclis gündemine alınması oy birliğiyle kabul edildi. Mehmet Altıntaş Ercan, Ekşi Hastalık olacak Mümin Koç, Yüksel Durum, İlkay Biber gündem dışı konuşma yaptılar. İlkay Biber'in konuşmasına Mehmet Altıntaş ve resmi bir cevap verdi. Fikret Konya'nın sözlü önergesinin başkanlık makamına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Fikret Konya ve İsmail Tercih'in yazılı önergesinin başkanlık makamına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1, 2, 15, 16, 20 ve 21. maddelerin hukuk komisyonuna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. maddelerin bütçe plan eğitim, gençlik ve spor komisyonuna, 17. ve 18. maddelerin imar komisyonuna havale edilmesi oy sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına 07.11.2012 tarihinde saat 10'da toplanması üzere son verildi. Tutanak özetini oylarında sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlığımız da böylece yardımcı sözünün önerisi olan arkadaşlar var. Buyurun efendim. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelerim, saygıyla selamlıyorum. Geçen pazartesi günü yapılan meclisten sonra haberimiz oldu. Sayın meclis üyemiz ve başkan yardımcımız Zafer Alsaç kardeşimizin annesi vefat etmiştir. Kendisi de hem pazartesi günü hem de bugün ondan dolayı zaten meclisinde katılamıyor. Memleketinde de birlikte. Zafer kardeşimize ve ailesine taziyelerimizi bildiriyoruz. Merhumiyete Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle de bugün meclise katılamayan arkadaşların sizin saygımasını talep ediyorum. Saygılarla. Evet arkadaşlar, katılamayan arkadaşlarımızın isim sayılmasını öyle arada sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Ercan Bey. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar. Benim söyleyeceklerimin büyük bir kısmını Mehmet Bey söyledi. Biz de Zafer Başkanımla telefonla konuştuk ama Allah sabır versin. Annesine de Allah rahmet eylesin. İnsan kaç yaşında olursa olsun annesinin kokusunu, duruşunu özler. Kolay bir iş değil. Allah sabır versin. Tekrar rahmet diliyorum. İzini de söylediler. Dün de Sayın Başkanım her ne kadar bize terasi eden bir konu olmasa da dün Amerika'daki seçimler yapıldı. Tabi Amerika'nın seçimi bütün dünyayı ilgilendiriyor. Dünyanın patronu olduğu için. Ama gene de ben şahsen Barack Hüseyin Obama'nın kazanmasından mutlu oldum. Sebebi de hiç o da bir şeyimiz değil, o da bir şeyimiz değil ama ne bileyim ben kendimden bir parça gibi gördüm. Çünkü ezilen bir sınıftan gelmiştir. Efendime söyleyeyim, savaşlara ve işgallere kısmen de olsa karşıdır. Türkiye ile bugüne kadar 4 yıl içinde iyi kötü bir diyaloğu vardır. Yani bir başkası gelip de denenene kadar bunun olmasında bizim için de, ülkemiz için de, ben insanın için de fayda görüyorum. Bunu belirtmek istedim. Yani biz enteresi de konu değil dediğim gibi ama onda kendimden bir parça görür gibi oldum. Hoşuma gitti. İnşallah her kendi ülkesi gibi, inşallah tüm insanlar, tüm ülkelere barış getirir. Hayırlı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Ercan Bey. Buyurun Fikir Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarımız, çalışma arkadaşımız Sayın Zafer Alsaç'ın üzüntüsünü biz de kalben paylaşıyoruz ve ona rahmet diliyoruz. Ben yine bu belediyede görev yapmış rahmetli büyüğümüz Sayın İbrahim Eren'le ilgili bir önergemi tekrarlayacağım. Ama gerekçesi konusunda da bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son günlerde Sarıyer ile Şişli arasında Bastağ'ın ilçe değiştirmesi kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu. Benzer bir tartışmayı biz 1990'lı yılların başında yaşadık. Bayrampaşa Belediyesi açtığı bir davayla bilirkişi tarafından hazırlanan rapora dayanarak idari mahkeme kararıyla Topkapı, Baltepe bölgesini kendi sınırları içerisine dahil etmiş. Gerçi bilirkişi raporlarının bilhassa sağlam olmayan, adaletli olmayan
bilirkişi raporlarını meydana getirdiği farklı sonuçları hepimiz biliyoruz. Benim sözüm o süreçten sonra bu belediyede görev yapan Hasan Yılmaz, Adil Emecan, bütün belediye kamu emekçileri, meclis üyeleri, bu işleri müdürlüğümüz, olmazsa olmaz çok yakından bildiğim sayın değerli büyüğümüz İbrahim Eren'in bu konudaki çabaları, Ankara'ya gidip Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu'nda bu işi takip etmesi, İçişleri Bakanlığı'nda bunu takip etmesi, zaman zaman bizde istişarede bulunup, bunu 1994 yılında alınan bir kararla bozdurması hepimiz tarafından şükranla anılacak bir durumdur. Bu nedenle kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Bugün elimizde Maltepe bölgesi olmasaydı mecliste çok az şey konuşabiliyor olacaktı. Ben 2009 yılında 8-7-2009 tarihinde bir önerge verdim. Bana da bir ay sonra bir cevap geldi. O cevapta da İbrahim Eren adına bir sokak veya sokak park sokak veya 75. sokak isim verilmesi talebiniz önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda değerlendirilecektir. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, biz 2012 yılına geçtik, 2013'e geliyoruz. Dönemimiz bitmek üzere. Lütfen değerlerimizin kıymetini bilin. Bu İbrahim Eren'le ilgili önergemi yeniden değerlendirmek üzere Başkanlık Makamasına havalesini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Fikret Bey. Fikret Bey önergesinin Başkanlık Makamına havalesini oy oranında sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka önergesi olan arkadaşımız yok. Gündem maddelerini görüşümlerine geçiyoruz. Birinci maddeden başlıyoruz. Memur kadro değişiklik cetvelleri hakkında hukuk komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oy oranında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlığımıza ait 34DLG69 plakanoğlu 1994 model BMC minibüs ve lastikli asfalt finişinin finişerini ziyaret belediye başkanlığına belediyesi devri hakkında hukuk komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyondan geldiği şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sosyal destek ve gelişimcilik proje ekibine Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ne yer tahsisi hakkında hukuk komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyondan geldiği şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nün başarılı sporcuların ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyondan geldiği şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Merkez Efendi Spor Kulübü'nün U19 Taksim 2 futbol takımının başarılı sporcuların ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan eğitim gençlik ve spor komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekilde oylarımda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Merkez Efendi Spor Kulübü'nün U13 futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekilde oylarımda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cihan Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Nisa Bilboğa'nın ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik spor komisyon raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarımda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cihan Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Ebru Özcan'ın ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarımda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Cihan Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Muhammed Emin Aydoğdu ile Beyza'nın kırımını düzenlenmesi hakkında Bütçe Plan ve Eğitim Gençlik Spor Komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Bütçe Plan ve Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cihan Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Burcu Özkan'ın ödüllendirilmesi hakkında Bütçe Plan ve Eğitim Spor Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beştersiz Mahallesi 400 Taksim 1 Paf'ta 2042 ada 10, 11, 12. parsel sayılı taşınmazlara ilişkin uygulama imar plan tadilatı hakkında imar komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun Tükendi. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, beş telsiz caminin ilçemiz içerisindeki konumu ve önemi belli. Buranın genişletilmesi, yan sınırlarının daha da uygun bir hale getirilmesi bizce de uygun, biz de bekliyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde görüşülecek başka madde olmadığından Cuma günü saat 10'da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar, önergesiyle alınan bir yanlış, orada da yanlış. Hayır kardeşim, bak bizi ilgilendiren bir kabilesin abi. Yok. Sadece ne ilgilendiriyorsun? Ne demokrasi demokrasi? Gökken'e diyorum, niye çekiyorsun? Almayı niye istiyorsunuz onu diyorum. Bizim öyle gündemimizde madde yok. Diyorsun. Ya, diyorsun ki. 2001'den çıkıyor.